Çocuklar, bugün okuldan sonra ne yapıyorsunuz? Biz kızlarla kafeye gidiyoruz. Hı. Vallahi bizim halı saha maçımız var anne. Sonra da zaten sinemada buluşacağız. Oh, ne kadar güzel. Okul bitti mi yani? Bitirdiniz mi okulu? Yok yok, neden çalışalım? Sinemaya Lale de gelecek anne. Artık tüm engeller kalktı. Çok komik. Ne yapacağız biz bunlarla böyle? Teo bitti ya, artık bunlar sapıttılar iyice. Vallahi ne bileyim Gönül, herhalde bir çözüm yolu bulunacak hayatım. Yok, böyle olmayacak bu. Bugün Teo annelerinin bir toplantısı var. Ben ona katılayım, iyice bir öğreneyim bakayım ne olacak. Ben de geleyim mi? Yok canım, ne gerek var, ben hallederim Tuna. Ya istersen gideyim yani, şey yapma. Gerek yok Tuna, ben giderim. Tamam. Sizi internet bağımlısı Haluk'la tanıştırıyorum. Haluk, el salla. El salla Haluk. El Oğlum, salla. Ben internet bağımlısı değilim. Ben Beşiktaş bağımlısıyım. Ben bir çay koyuyorum. Oh. Bu yeni sistem ne diyor? Vallahi anladığım kadarıyla test başarısından çok okul başarısı önemliymiş. Yani çocuklar okula ve derslere daha çok odaklanacaklar. Doğrusu da bu aslında. Yani ne oluyor şimdi? Okuldaki öğretmenleri bu test öğretmenlerinden daha önemli hale geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Aslında iyi okul diye bir şey yok. İyi öğretmen ve iyi öğrenci var. Peki bu özel okullarla ilgili bir şey var mı? Anladığım kadarıyla onlarda başka bir sınav sistemi olacak. O sınava da sadece kendi okullarında başarılı olan öğrenciler girecek. Ama tabii daha net değil bunların hiçbiri. O zaman şu durumda çocuklar kendi okullarında başarılı olmak zorunda. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Alın elinize bir demet çiçek, gidip okula öğretmenlere verin. Ve deyin ki biz sizi ihmal ettik, kendimizi testlere verdik. Bu çocuklar size emanet deyin ve bırakın. Eti de sizin deyin, kemiği de. Vallahi Haluk doğru söylüyor. Bu sistemi öğretmenlere teslim etmek en doğrusu. Tabii canım. Kalk Tuna, kalk. Gidelim, şu çocukları biraz motive edelim. Yani onlar TEO kaldırılınca ders çalışmak da kaldırıldı zannediyorlar. Şimdi daha fazla çalışmaları gerekiyor bir kere. Yani çalışmadan başarmak mümkün olur mu ya? Tabii. Dominant teyze için değişen bir şey yok. Uykusuz gecelere devam. Bir şey söylerdim ama neyse. Ya daha erken oturun. Ay. Ya çay koydum. Gelin hadi otur. Birazdan da. Ne oldu Gönül? Çok enteresan. Bak el ele tutuşmak vücuttaki oksitosin hormonunu artırıyormuş. Evet. O ne be? Gelişkinliğe ve rahatlamasını sağlayan bir hormon. Aşk hormonu da diyorlar. Yani oksitosin oranının artması ilişkideki güveni ve bağlanmayı da arttırıyormuş. Böyle bir şey. Ana. Benim evliliğimdeki güveni bu oksitosin hormonu mu belirleyecek? Oksitosin ne be Haluk, anlatın abi. İşte her neyse. Oksitosin abicim, oksitosin. Ay niye ödüyorsun Haluk? Bak duygularımız hormonlarımızdan çok etkileniyor. Hatırla beni hamileyken. Hormonlar yüzünden her şeye ağlıyordu. Burada bir gözyaşı. Tuna gel yanıma, el ele tutuşalım. Geleyim. Yok hayatım. Yani bu ara bu yeni sistem yüzünden çok gerginim ben. Geleyim bir tanem, geleyim. Tabii ki el ele tutuşalım canımın içi. Ver elini bir tanem. Ay ay. İstersen içeri gidelim bir bardak su alalım elini. Hadi alalım. Oksitosin oğlum, oksitosin. Ay ne saçma. Alo. Biz de mi el ele tutuşsak? Hayır. Gönül koş. Geldik. Ne oldu? Hayır dedi. Aa hayır dedi. Hadi dans ediyoruz. Hayır. Hop, hoppa. Hop. 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 Dönmemiz lazım Tuna. Dönelim hayatım. Yani biz de döndürdün ya bana. Gel Tuna. Geldim hayatım, geldim. Geç. Yani böyle şeyler hep senin başının altından çıkıyor dominant teyze. Yok sarılalım. Yok el ele tutuşalım. Yok bilmem ne hormonumuz artsın. Ay ben senin için demedim Haluk. Zaten sende oksitosin yoktur ki artsın. Hayır yani senden görüyor, bizim çocuk da aynı şeyi istiyor. Öyle hakikaten abartıyorsun Haluk bazen. Vallahi abartıyorsun abiciğim ya. Sen sus zero. Senin yüzünden benim gibilerin de başı yanıyor. Ya bir dakika, bir dakika. Ne demek istiyorsun ki sen yani şimdi? Ya biz sizin ilişkinizi mi bozuyoruz, onu mu demek istiyorsun? Tabii.
Şimdi Meltem de sizden görecek. Sabaha kadar biz de el ele tutuşalım diye tutturacak. Ay yok şey, hadi Tuna kalk biz gidelim. Evet, yani yok, gidelim. Aa, ben biraz yok, bozuldum hakikaten Meltem. Ya, hakikaten gidelim ha, yok, ya. Yok yani bir bu... daha da Haluk varken bu ara ben pek gelemem buraya söyleyeyim. Doğru değil hakikaten, affedersin hakikaten yani. Meltem görüşürüz ya. Haluk ya. Ay, ayıp ya. Çok ararsınız ama yani her zaman da Halim. Evet. Haluk. Ya ne olur. Nasılsa yarın gene gelecekler. Seninle alakası yok ya. Ne diyorsun ya? Aa, tamam, ben geleceksin yarın gene. Ya gerçekten çok sevdim. Tamam tamam. Haluk hakikaten ayıp ama yani. Kusura bakmayın ne olur. Sen niye böylesin? Kızım ben bir şey yapmadım. Yani o dominant teyzenin böyle teok yüzünden böyle hormonları bir farklı çalışıyor. O yüzden yani. Ben bir şey söylemedim. Aslında var ya, sana asıl kızması gereken benim. Niyeymiş o? Bana çocuk dedin. E doğru dedim. Çünkü sen çocuk ruhlusun. Yok el ele tutuşalım, yok sarılalım, yok uçan balon alalım. Çocuk gibisin yani. Kötü bir şey söylemedim yani. Çocuk ruhlusun. Yalan mı? Yalansa yalan de. Arkadaşlar artık bu yeni teok sistemi iyice belli olmaya başladı. Eski sisteme göre bizim testlerdeki başarımız çok önemliydi. Ama şimdi okullardaki başarılarımız çok daha önemli. Şöyle söyleyeyim, okulda anlatılan konuları çok iyi öğrenmemiz lazım. Hatta bazı özel liselerin sınavlarına girebilmek için bile notlarımızın belli bir seviyenin üstünde olması gerekecek. Uzun lafın kısası, biz artık testleri değil dersleri düşüneceğiz. Testler out, dersler in. Hepinize başarılar dilerim. Oğlum bu haline kıtlıktan çıkmış gibisin. Ne yapayım? Sabahları çok açıyor. Sen de ye işte, kibarlık yapma. Gelişme çağındayız biz. Valla sen pek gelişme göstermiyorsun ama neyse. Al oğlum peynirli omleti. Kızım bu da seninki. Söyleyeceğim Gül. Dur. Size şey süt var mıydı ya? Süt? Getir. Verdi. Ne oluyor ya? Elleri birbirine mi yapıştı? Hatırlıyor musun? Biz seninle eskiden yapışık ikiz olmuştuk. Aynı tiyatroya çıkmıştık hatta. Birlikte oynamıştık. Valla sen hatırlatmasaydın daha iyi. Ben onu unutmuştum. Ne oluyor size? Niye evin içinde el ele tutuşuyorsunuz? Neden olacak kızım? Bu el ele tutuşmak insan vücudundaki oksitosin hormonunu artırıyor da ondan. Oksitosin mi? O ne? Oksitosin, ilişkinlerin rahatlamasını sağlayan bir hormondur. Artmış oksitosin düzeyleri ilişkideki güvenin artmasını ve bağlanmayla da ilişkilidir. Hipofiz bezinin arkasında bulunur. Bu hormon sevgi hormonu, aşk hormonu, mutluluk hormonu olarak da adlandırılır. Sadece ilişkisi olan bireylere iyi gelmez. Doğumu kolaylaştırır ve anne çocuk arasındaki iletişimin de güçlenmesini sağlar. Aynen öyle. Simit versene kızım. Vereyim. O zaman benim hormonlarımla olan aşkımdan dolayı bayağı yüksektir. Sizinki düştü mü anne? Hayır canım. Yani bunu devamlı böyle ayakta tutmak lazım. O açıdan söylüyoruz yani. Tuna. Hadi oğlum bitirsene artık omletini. Merve, hadi geç kaldık, gidelim. Ya tamam, geldim. Daha servisin kapmasına 5 dakika var ya. Evet, niye acele ediyorsun Orçun? Bir an önce okula gidip Lara'nın elini tutmam lazım anne. Bizim de oksitosin oranımız yükselsin yani. Sakın ha, orası okul. Dikkat et bak. Ya baba, benim oksitosin oranım ne olacak? Aa, senin oksitosin oranın zaten full kızım. Bırak şimdi onu bunu sen, doğru okula. En önemli şey okulunuz, okuldaki başarınız kızım. Evet, sizin oksitosin oranını değil, başarınızı düşünmeniz lazım. Tamam mı? Hadi bye. Ayrılmaz ikili. Oğlum çantan nerede senin? Ya ne çantası anne? Zaten teok kalkmadı mı? Hadi geç kalın. Bu böyle olmayacak Orçun. Yarından itibaren kampa giriyorsun sen. Teok kalktı diye ne bu rahatlık canım? Çıldıracağım yani Tuna. Tamam. Gerçekten çıldıracağım. Tamam, sakin ol hayatım. Akşama konuşuruz. Hadi gel sofrayı topluyorum. Topluyorum hayatım. Çocuklar. Söyleyin bakalım bu gelecekte sınav işleri ne olacak? Gelecekte sınav da olmaz, okul da olmaz Gönül Hanım. Okul olur da bizim bildiğimiz anlamda olmaz. Çocuklar her şeyi yapay zekalardan öğrenir. Gönül ben bir şey anlamadım. Anlamazsın tabii oğlum. Fütürist onlar. Ben bile zor anlıyorum.
Sizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalar olacak. Onlar çocukları o kadar iyi tanıyacaklar ki her şeyi anında öğretecekler. Öğrenme güçlüğü diye bir şey kalmayacak. Çünkü onlar nasıl öğreteceğini bilecekler. Her öğrenciye özel bir yöntem geliştirecekler. Çocuklar sanal gerçeklikle evden okula gitmiş gibi eğitim alabilecek. Böylelikle bütün çocuklar istediği okula gidebilecekler. Kontenjan sorunu olmayacak. İsterlerse evden hiç çıkmadan yurt dışındaki okullardan bile eğitim alabilecekler. Hatta evden hiç çıkmadan üniversiteyi bile bitirebilecekler. Aa. Tabii geleceğin mesleklerine de dikkat etmek gerek. Bugün var olan çoğu meslek gelecekte olmayacak. Vay, ne olacak peki? Nanogenetik, robot, yenilenebilir enerji. Dijitalleşmeyle ilgili hemen hemen her konu. Big data, siber güvenlik, bulut bilişimi. IoT, V2V, M2M. Artificial Intelligence, yani yapay zeka, giyilebilir teknolojiler. Augmented Reality, yani artırılmış gerçeklik. Hologram, 3D çizim ve baskı teknolojileri. Aynı zamanda lokasyon bazlı kişiye özel uygulamalar. Gönül, elimi tut. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani şey olarak yani anlam tam yani benim ben öğrettim bütün bunların hepsini onlara. Aha, evet. Sor. Kim öğretti bunları size? Haluk Bey. Gördün mü? Bizim Fütüristler Derneği var. Orada öğretiyoruz bunları çocuklara. Sen ancak Cilalı Taş Derneği'ne üye olabilirsin Haluk. Şu şaşkınlığım geçsin, bu espriye güleceğim Gönül. Ya ondan gülemedim. Yani bir an güler gibi oldum ama şeyden ne oldu? Gülme o zaman. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bütün bu anlattıklarınızı bizim çocuklarımıza da öğretir misiniz? Kaç yaşındalar? 14. Onlar biliyordur zaten, siz hiç merak etmeyin. Aa! Bizden küçükler gelecek konusunda daha iyi. Öyle mi? Ne dedim ben? Arkadaşlar, bizimkiler nihayet geleceğin çok farklı olacağını anlamaya başladılar. Haluk amcanın şirketindeki fütüristler sayesinde gelecekle ilgili bayağı bir bilgiye sahip olmuşlar. Sabahtan beri gelecek hakkında konuşuyorlar. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Yeni kelimeler öğrenmişler. Artırılmış gerçeklik, big data, yapay zeka, giyilebilir teknoloji, hologram, üç boyutlu baskı ve çizim teknolojileri. Şimdi biz bunları zaten biliyoruz. Şu anki meslekler gelecekte olmayacak, gelecekte yepyeni meslekler olacak desek üzülürler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ama bazı şeyleri yavaş yavaş anlatmak zorundayız artık. Anne babalarımızı geleceğe hazırlamak zorundayız. Yoksa 2020'li yıllarda çok zorluk çekecekler. Gördükleri her şeye çok şaşıracaklar. Hatta siz de konuşun anne babanızla, siz de anlatın olacakları. Çünkü gelecek zannettiğinizden daha yakın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.